Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Denizkent'teyiz. Denizkent'in en güzel yerindeyiz. Burası da 77 evler mevki. Bakın şu komple bir bina düşünün, iki katlı. Sıfırdan yapılmış zamanda. Bir doktor, bir abimizin evi. Rahmetli oldu. Dört bağımsız bölümden oluşuyor. İki tane alt katta, İki tane de üst katta, dört tane bağımsız bölümden oluşan binamız burası. Biraz sonra terasına çıkacağız. Çok güzel bir tane terası var. İki taraftan da girişi var. Yolumuz burası. Bakın yemyeşil içinde bir yer. Böyle bir tane girişimiz var. Alt katta önde çok güzel bir tane balkonumuz var. Şimdi alt katta bakın çok sağlam bir yapı yapımız. Sahibi çok titiz bir abimizdi. Bakın direkler yapılmış, bahçe duvarları belli, sınırları belli. Çok güzel bir bahçesi var önünde. Ferah, geniş bir balkon. Bakın gerçekten çok güzel bir balkon. Hiçbir masraf yok. Ev çok sağlam bir yapı. 233 metre toplam alan, zemin kat sadece. Bu zemin kat inşaat alanı 233 metrekare. 4 tane ayrı girişi var binanın. Üst kat 178 metrekare. Toplam 411 metrekare. Müstakil bir villa diyebilirim. Bakın tertemiz bakımları yapılmış bahçesinin. Önü çocuk parkı. Önü kapanmayacak. Balkonumuz burası. Yan tarafta da yine bir tane daha balkonumuz var. Orayı da gösterebiliriz. Sınırları belli. Bakın şu duvarlar sınır. Alt katta kiracı var. Şimdi içeri doğru girelim. Buradan bakın buradan alt kattan dahi deniz hemen. Deniz çok güzel görünüyor. Esas üst katta çok güzel deniz görünecek. Şimdi böyle bizi bir salon karşılıyor. Girişte bir tane salonumuz var. Alt katta. Buradan üst kata çıkan merdivenlerimiz var. Şimdi dubleks burası. Şimdi burada geniş bir salon. Artı hemen sağ tarafta Sezgin burayı göster hemen girişte. Kapının arkasında bir tane WC. Bakın alt katta tertemiz bir şekilde. Evet, şöminemiz burası. Şöyle Sezgin şöyle bak. Şömineyi göster. Bu zamanda yapılmış. Şöminemizi gösterdik. Buradan karanlık hiçbir odası yok. Buradan hemen buradan ön bahçeyi de çok rahatlıkla görebileceksiniz. Yani burası yaz kış oturulan bir ev. Yıllarca yaz kış oturulmuş. Burası da yine bir oda. Yatak odası yapılabilir, çocuk odası olabilir. Yine balkona bakıyor. Burası da balkona bakıyor. Oradan balkonu göster Sezgin. Gel bakalım. Şimdi alt katta hemen salonun karşısında bir tane mutfak görüyoruz. Mutfağı da gösterelim. Mutfağımız burası. Mutfakta yan taraftan balkonu görüyor. Hiçbir karanlık odası yok. Hemen alt katta yine yazlıkta çok oda gerekiyor. Gelen misafirler için falan. Hemen sağ tarafta yine bir tane daha odamız var. Burada bakın banyolu. Ebeveyn banyolu. Bir tane çok güzel, iyi düşünmüş, yıllar önce düşünmüş ama gayet güzel bir şekilde. Buradan da bu pencereden de dışarısı bakın ana cadde, evimizin önündeki caddemize bakıyor. Şimdi üst kata doğru çıkalım bakalım. Şimdi sol tarafta bir depoları var. beton erme bakın sağlam yapılmış merdivenler. Boya badana sorunu yok. Üst katta şimdi üst kata çıktık. Burası da bakın hiç tavanda akan kokan patlayan yer yok. Üst kat çatı var. Şöminemiz bakın buradan. Buradan da yine alt kattaki buraya bağlantılı. Üstte yine çok güzel bir mutfak görünüyor. Çok geniş. Deniz manzarası muhteşem. Gece Avşa'nın Marmara Adası'nın
Şımbul şımbul ışıklarını göreceksiniz. İnanılmaz güzel. Buradan denizin bütün güzelliğini göreceksiniz. Biraz sonra şimdi size esas balkondan size göstereceğim. Deniz balkondan bu bölgenin yeşilliğini, doğasını biraz sonra balkondan çok net göreceğiz. Ama görmeden önce de şu salonu şöyle bir gezelim. Bunlar benim hoşuma gitti çok. Yıllar önce yapılmış ahşap, çok özenilmiş yani, böyle değişik bir mimari bir şey, güzel yani, değil mi? Sezgin yakışmış harika değil mi? Harika olmuş abi. Buradan iki tane de yine burada odamız var. Çok oda var burada ya. Yine geniş bir oda. Bakın arka tarafa, yola bakıyor. Hiçbir karanlık odası yok. Geniş bir odamız. Yine dolaplar aynı şekilde burada. Şimdi burada yan taraftaki odamıza geçelim. Şimdi burada yine tekrar girişte hemen sağ tarafta yine geniş bir odamız burada. Yine ön tarafta balkonu, ana yola bakıyor. Odalar büyük yani, kullanışlı. Şimdi yine bu odamızdan da dışarı bakıyor. Yani odamızın balkonu burası. Hiçbir eşya almadan sadece özel eşyalarımızı alırız diyorlar mal sahipleri. Burası da yine üst katta ortak bir kullanılan banyo, elektrikli şofben hazır. Bakın. Şimdi terasa gidelim. Şimdi bakın. Buradan balkonumuz üst kattan bu şekilde, terasımız da bu şekilde. Üst katın terası. Yani gözünüzün alabildiği yer buradan. Manzaramız bu. Deniz ayaklarımızın altında. İnanılmaz yeşillik, doğa güzel. Burası deniz kentin en eski yerleşim birimlerinden bir yer. Yani 77'ler diye geçiyor mahalle. Bakın yeşilliğinden de doğasından da belli zaten. Bu şekilde geniş bir balkona sahip bir evimiz burası. Yan tarafta da iki tane, altta ve üstte de kiracılar var. Ondan dolayı şimdi gösteremedik. Bahçesi burası. Evimizin öndeki yukarıdan görünen balkonumuz. Balkonumuz burası. Yani ön tarafta yeşil alan, çocuk parkı önümüzde hiç kapanmayacak bir konumda. Bakın klimamız. Klima hazır. Yani klima dahil, antenler dahil, her şey, yani bütün eşyalar kalacak. Yukarıda da yine mangal yakmak için bakın şöminemiz hazır. Yani balkon çok geniş. Yani balkon inanılmaz geniş bir balkona sahip bir yerimiz burası. Şimdi üst kattaki diğer yan taraftaki balkonlu olan terastayız. Buradan çıkılıyor orası da. Bakın. Buradan çıkılıyor terasımıza. Burası da yani ikinci kısım gibi düşünün. Böyle bir tane girişi var. İçinde bir tane kiracımız var. Bakın. Böyle bir odamız. Burası ayrı bağımsız bölüm gibi düşünün. Burada mutfağımız. Burada mutfağımız var. Alt katta da yine kiracı var. İki tane de kiracımız var. Burası, bakın yine burası. Banyo WC'miz burası. Burası yine bir oda. Geniş bir oda. Ön taraftaki hem salon hem mutfak bir arada. Burada da yine geniş bir odamız var. 50 metrekare olarak üst kat. Üst kat. Yine bu şekilde bir teras. Bağımsız bölüm gibi bir teras düşünün. Yani 4 kişi de alabilir yani bu evi. Dilerseniz 4 kişi de 4 tane ayrı bağımsız bölüm gibi düşünün. 4 kişi de bu evi alma şansı var. Manzaramız bu. Şimdi bahçemizden bakın. Buradan iki taraftan da yol var. Karşıda da kapımız hemen, bakın ön tarafa da çıkabiliyor. Arka taraftan da yolumuz var. Buradan şimdi biz hemen
yan taraftaki zemin kattaki bağımsız bölüme geçiyoruz. Burası bu şekilde geniş bir yatak odası burada. Buradan arka tarafa doğru böyle bir tane girişi var buradan. Bu şekilde mutfak yine burası. Burası da giriş balkonumuz. Tam 4 tane daire varmış gibi düşünün burada. 4 tane bağımsız bölüm var. 2 altta, 2 üstte. Yan taraftaki daha geniş. Burası da yine 50 metreye yakın bir yer. Bakın bu şekilde banyomuz. Bu şekilde salonumuz da burası. Böyle bir yer. Yani 4 tane bağımsız bölüm düşünün. Şimdi kadastro parsel uygulamasından da size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. Ben de böyle bir yer istiyorum. Biz de 2 kardeşiz, 3 kardeşiz, 4 kardeşiz ya da biz geniş aileyiz, büyük aileyiz diyorsanız tam da yeri burası. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Fiyatını açıklamada yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Temiz hava istiyorsanız, bol oksijen istiyorsanız, akciğer solunum yetmezliği rahatsızlığınız varsa bilhassa ona çok iyi gelen bir havası var buranın. Yani bu bölgede marketi var. Manavlar sürekli kapınızın önüne kadar geliyor. Biga 15 dakika özel hastanesi var. Devlet hastanesi çok gelişmiş. Gönen 15 dakika Bandırma. Yaklaşık 20 dakikada Bandırma'dasınız. Ben de böyle bir yer istiyorum. Ben de böyle bir yere ihtiyacım var diyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Gelen fiyat tekliflerini mal sahibine değerlendireceğiz. İçinde erik ağacı var, zeytin ağacı var, değişik meyve ağaçları var, sis bitkileri var. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Çok az bir tadilatla çok güzel bir yer olur. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan soran takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun.